Adamın yerini ser. Almış. Dini ders tahsil etmiş. En sonunda diplomayı almış, hatip olmuş. Okulda geliyor şimdi kendi şehrine. Müftiyle görüşecek ve camide hatiplik yapacak. Şehire geliyor, yolda yürürken bir dedeyle karşılaşıyor. Selamlaşıyor, dedemin elini yıkıyor. Dede de diyor, evladım, nereden geliyorsun sen? Dede Hazretleri diyor, ben okulumu bitirdim, diploma aldım. Şimdi müftünün huzuruna çıkacağım. Beni bir camiye hatip tayin etsin. Ooo maşallah. Sana bir sorum var demiş. Oğlum nedir sorun? İlmin başı nedir? Ve ilmin sonu nedir? İşte cevap. İlmin başı diyor. Evzü besmele ve besmele-i şerif. Sonu sadakallahıyla hayır diyor. Bu değil. Ya o diyor ki 20 sene okulda hep böyle başladım. Böyle bitirdim. Hayır diyor. Değil mi? Ne başı ne sonu değil. Ne olur dedi Hazretleri, anla bakalım. Gel bizim dergâh. Biraz hizmet et diyor, öğrenirsin diyor. Şimdi isteği öğrensin. Hakikat sahibi olsun, gelmiş dergâh. Dede emretmiş, meydancıya buna tekirde en ağır işleri ver. Çocuklar en ağır işler verir. Tuvaletleri temizleyip, parçayı çapalayıp. Bu işleri yaparken sesleniyor. Yasa var. Yasa var. Yasa var. Diyor. Dedenin suhbetlerini dinliyor. Bakıyor okulda hiç bile muhabbet duymamış. Hep Allah insan dışında konuşulmuş. Şimdi burada Allah bütün varlığını insanlar gösteriyor. Boşuna değil. Dinliyor gene. Hizmetler biraz ağır ya sabır. En sonunda dedi. Bütün ağır hizmetleri evladınızdan çekin. Bırakın. Rahat otursun. Sohbetleri dinlesin, zikirlere katılsın. Dönüp demiş, Dede Hazretleri demiş. Sana intisap etmek istiyorum demiş. Burada demiş çok güzel batın ilmi. Konuştuğunuz sayısız hakikat. Durdum demiş. Hay hay demiş. Sen bana baba dersen ben de sana evlat derim. Yunus demiş evladım demiş. Bu güzelliklere demiş. Nasıl vakıf oldun? Sabırla demiş vakıf oldum. İşte evladım demiş. İlmin başı sabırdır, ilmin sonu da sabırdır. Sabredersen isteğini erersin. Hiçbir şey boş kalmaz, hiçbir şey boş kalmaz. Katiyen.